Evet, Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, basınımızın değerli mensupları, kıymetli misafirlerimiz, İyi Parti Grup Genel Kurulu toplantısının ikinci yasama yılı 11. birleşimini açıyorum. Bugün her grup toplantımızda olduğu gibi Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri aramızdalar. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Bizim omurgamız gençlerimizin temsilcisi, gençlik kollarımızın başkanları Sayın Burak Öztürk de aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadoğlu ve Adana İl Teşkilatımız. Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk. İl yöneticilerimiz Ankara, Mamak, Elmadağ, Gölbaşı, Çamlıdere, Çankaya, Keçiören, Sincan, Yeni Mahalle, Etimesgut, Altındağ ilçe başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımız aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Afyon Karahisar İl Başkanımız Sayın Mehmet İlkaya ve İl Teşkilatımız. Aksaray İl Başkanımız Özen Türemiş ve İl Teşkilatımız. Ağrı İl Başkanımız Cengiz Alparslan ve Ağrı İl Teşkilatımız. Samsun Bafra İlçe Başkanımız ve Bafra İlçe Teşkilatımız. Balıkesir İl Başkanımız Nedim Tuna ve İl Teşkilatımız. Denizli Tavas İlçe Başkanımız ve İlçe Teşkilatımız. Denizli Tavas İlçe Başkanımıza bugünkü ikramlarımız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Keseleri bereketli olsun. Osmaniye İl Başkanımız Serhat Kılıç ve Osmaniye İlçe Teşkilat, İl Teşkilatımız. Isparta İl Başkanımız Özgül Tandoğan. Isparta Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şakir Karaağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişehir Bademli ilçe başkanlarımız ve ilçe teşkilatları ile Isparta Gençlik Kolları Başkanımız da aramızdalar. Kırıkkale İl Başkanımız Bülent Şükrü Altınışık ve Kırıkkale İl Teşkilatımız da aramızdalar. Kocaeli İl Başkan Yardımcımız ve Kocaeli İl Teşkilatımız ile Çayırova ve Derince ilçe başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımız, hoş geldiniz. Memleketimden selam getirmişler. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, sizin de memleketinizden. Evet. İstanbul İl Başkan Yardımcımız ve İl Teşkilatımız. Sivas İl Başkanımız Erdoğan Arpaç ve İl Teşkilatımız da aramızdalar. Hoş gelmişler. Tokat Erbaa İlçe Başkanımız ve Teşkilatımız. Mersin İl Başkanımız Servet Koca ve İl Teşkilatımız. Antalya Serik İlçe Başkanımız ve İlçe Teşkilatımız aramızdalar. Hoş gelmişler. Zonguldak Alaplı İlçe Başkanımız ve Teşkilatımız. Toplum Gönüllüleri Divan Üyeleri aramızdalar. Hoş gelmişler. Şeref verdiniz. Şimdi öncelikle milletvekilimiz Sayın İsmail Ok'u davet ediyorum. Buyurun efendim. İsmail Bey, sizi şöyle alalım. Sayın Genel Başkanımız sunuş konuşmalarını yapmak üzere sizi de kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Thank you.
Evet. Balıkesir'deki bütün hemşerilerimizin, tüm teşkilat mensuplarımızın mesajlarını aldık, kabul ettik, duyduk ve bugün burada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklıyorum. Çok sevdiğim kardeşim, değerli milletvekilimiz Sayın İsmail Ok, Allah ayağına taş değdirmesin, Cenab-ı Hak mahcup etmesin. İsmail Ok'u sizlere emanet ediyorum ve inanıyorum ki Balıkesir'in anahtarını gene böyle bir grup toplantısında burada bizlere teslim edecek. Allah yolunu açık etsin, Cenab-ı Hak utandırmasın ve kendisine kardeşim Balıkesir'e gideceksin dediğimde bunu özellikle paylaşmak isterim. Dediği şey şudur: genel başkanım, partimin verdiği her görev benim için emirdir, talimattır, baş üstüne demiştir. Ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Tabii bu arada Nesrin Hanım'a da teşekkür ediyorum, eşine. O da çok müsaade etti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler, sevgili gençler, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Allah sözümüzü tesirli, buluşmamızı bereketli kılsın. Allah bizi yapmayacaklarımızı söylemekten esirgesin. Yalandan, zulümden, iftiradan sana sığınıyoruz. Kibirden, riyadan sana sığınıyoruz. Milletimizin emanetini hakkıyla taşımayı nasip et Allah'ım. Bizi nokta kadar menfaat için virgül gibi kıvrılanlardan eyleme Allah'ım. Konuşmamın başında dün İstanbul'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Kıymetli misafirler, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere dün akşam Rus donanmasının Ukrayna savaş gemilerine saldırdığı haberi geldi. Dünya Rus yayılmacılığına ve provokasyonlarına tepki gösteriyor. Bu vesileyle belirtmek isterim ki bizim uluslararası ilişkilerdeki pusulamız dünya Türklüğüdür. Nasıl Çin işgalini de zulümlere gark olan Doğu Türkistanların sesi olduysak, nasıl kimse dile getirmezken bu kürsüde Güney Azerbaycanlı Cevat Beyli'ye özgürlük çağrısı yaptıysak, Kırım meselesinde de Kırımlı soydaşlarımızın yanındayız. Ümit ediyorum ki ülkemizin de resmi olarak tanımadığı işgal son bulacaktır. Faili meçhul cinayetlere, işkenceye ve kovuşturmaya maruz kalan Kırımlı soydaşlarımız özgürleşecektir. İşgale başından beri Türklük seciyesini göstererek direnen soydaşlarımıza bu kürsüden, bu kutsal çatıdan selam olsun. Değerli milletvekili arkadaşlarım, biliyorsunuz hafta sonunda Öğretmenler Günü'ydü. Aramızda da ben dahil öğretmen mesleğinden gelen pek çok milletvekili ve siyasetçi kardeşim var. Buradan onların da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Buradan bir kez daha tüm öğretmenlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum.
Vatanın ümidi gençlerde ve onları hür ufuklara taşıyacak olan öğretmenlerdedir. Onlar bize noktayı öğrettiler. Biz haksızlığa nokta koyacağız. Onlar bize çizgiyi öğrettiler. Biz yalana, talana çizgiyi çekeceğiz. Onlar bize ünlemi öğrettiler. Biz gerçekleri haykırma devam edeceğiz. Onlar bize 29 harfi öğrettiler. Biz yine ve yeniden tarih yazacağız. Bütün öğretmenlerimize selam olsun. Aziz milletim, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ne yazık ki yıllardır mağdur ediliyorlar. Bugün Türkiye'deki her 4 öğretmenden biri geçimini sağlamak için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Hakları için adım attık. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verelim dedik. Seçimden önce söz verenler talimatla el kaldırıp reddettiler. Bu iktidarın eğitimden anladığı ehliyet ve liyakat aramadan yandaşlarını müdür yapmak. Okullar sadece seçim dönemi akıllarına geliyor. Sınıfları boşaltıp çoluk çocuğu miting alanına taşıyorlar. Bunların eğitimdeki başarısızlıkları o kadar açık ki verdikleri örnekler bile yanlışlarla dolu. İktidarın başındaki kişi geçen hafta Almanya'da 3 milyon üniversite öğrencisi var. Bizde ise rakam 8 milyona yaklaştı dedi. Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı 850 bini buldu. İşsizlerin %30'a yakını üniversite mezunu. Peki Almanya'da işsiz üniversite mezunu oranı ne biliyor musunuz? %4. Türkiye'de %30, Almanya'da %4. Söyleyeceksen bunu da söyle. Gurur duyacaksan öğrenci sayısıyla değil, o gençlere iş bulup bununla gurur duy. Öğrenci sayımız fazla diyerek kendini alkışlatıyor ama olayın aslı, astarı budur. Sevgili gençler, anne babalar, bu iktidarın eğitimdeki başarısızlığını ve sonuçlarını en iyi sizler biliyorsunuz. Defalarca sistem değiştirdiler. Neredeyse her yıl sınavların adını ve şeklini değiştirdiler. İyi giden her şeyi bozdukları gibi iyi eğitim veren devlet okullarını da bozdular. Eğitim şart sözü kıymetini yitirdi. Bunların iktidarında bir sosyal medya esprisi haline geldi. Deneme yanılma yöntemiyle bir nesli harcadılar. Hatırlayınız, telaşla, panikle, İyi Parti korkusuyla bir seçim kararı aldılar. Sonradan anladılar ki o gün üniversite sınavı varmış. Tabii ki kendilerine yakışanı yaptılar. Seçimin değil, sınavın tarihini değiştirdiler. Çocuklarımız, evlatlarımız umurlarında değil. Düşünün ki bu ülkede bakan sınav sisteminin değiştiğini televizyondan taksicilerle çay içerken duydu. Sayın Erdoğan bir sabah uyandı, sınavları kaldırdım, bitti dedi. Sonradan açığa çıktı ki bundan bakanın haberi yok. Bakınız, Milli Eğitim Bakanı demedim. Özellikle bakan dedim. Çünkü bunların eğitimle de, millilikle de ilgisi yok. Andımızın kaldırılmasını savunurken düşmanın bile cesaret edemeyeceği ifadelerle Türklüğe saldıran bir kadronun neresine milli diyeceğiz? Bu kafanın yönettiği okullarda matematik ve fen bilimleri... Eğitiminin kalitesi tabii ki dünya sıralamasında ancak 104. olur. Sevgili gençler,
OECD'nin yürüttüğü PISA ölçümleri var. Siz bizden daha iyi bilirsiniz. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçüyor. Türkiye bu ölçümde 72 ülke arasında 50. sırada. Bakın, şöyle bir ülkenin adını hiç duydunuz mu? Trinidad Tobago. PISA matematik testinde Türkiye, Trinidad Tobago ile aynı seviyede. Bu karne çocuklarımızın, gençlerimizin değil, AK Parti'nin karnesidir. Çünkü Sayın Erdoğan'ın okullardan istediği eğitim değil, kendisine kurşun asker yetiştirmektir. Öğrenci değil, troll yetişsin istiyor. Sorgulayan, araştıran değil, alkış tutan gençlik istiyor. Oğlan da çoluk çocuğumuza oluyor. Olan memleketi oluyor. Bakan açıklama yapıyor ve diyor ki 117 bin öğretmen açığımız var. 400 binden fazla atanmamış öğretmenimiz varken 117 bin öğretmen açığı olması ne demektir? Ciddiyetsizlik demektir. Beceriksizlik demektir. Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin arasına da torpil fitnesi sokuyorlar. Nedir o? Mülakat. Öğretmenleri torpil olmadan hakkıyla atamak için tek doğru usul var. KPSS puanı. Esasında öğretmenler açısından KPSS sınavının yapılmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. Öğretmen ihtiyacınıza göre öğretmen yetiştiren okul açarsınız. Oradan mezun olan gençlerimizi öğretmenlik mesleğinde en nitelikli halde yetiştirirsiniz ve ondan sonra herhangi bir sınava girmeden onları tayin edersiniz, atarsınız. Ama KPSS puanı almak zorunlu. Peki öğretmen adaylarına KPSS puanının yanında bir de mülakat yaptığınız zaman, gerçi biz bütün devlet memurluklarında mülakatı kaldıracağız. Ama mülakat yaptığınızda araya torpil girer, araya kayırma girer, araya fitne girer. Devletle gencin arasına soğukluk girer, mesafe girer. Mülakat eşittir, torpil demektir. Değerli misafirler, sevgili gençler, bizim için her Türk vatandaşı eşit değerdedir. Ancak siyasi muhataplarımız aynı görüşte değil. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, Millet İttifakı için artık açık zillet ittifakı diyor. Yani 24 Haziran'da oy veren 17 milyon vatan evladına bir anlamda aşağılık diyorlar. Oysa Millet İttifakı'na oy verenler de en az Cumhur İttifakı'na oy verenler kadar bu ülkenin şerefli birinci sınıf vatandaşlarıdır. Vallahi anacığım, rahmetli anamdan bir söz var. Kişi kendi gibi bilirmiş herkesi. Arkadaşları aynaya bakmaya davet ediyorum. AK Parti'ye, MHP'ye ve CHP'ye oy veren değerli kardeşlerim. Biz sizi canımız, kanımız kadar seviyoruz. Kendi seçmenimizi ne kadar seviyorsak sizi de o kadar seviyoruz. Ayırmıyoruz. Siz de bizim gibi daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye istiyorsunuz. Ve bu amaç doğrultusunda size en yakın siyasi partiye oy veriyorsunuz. Hiçbir Türk evladı ülkesinin kötülüğünü istemez. Türkiye'nin oy kullanan 55 milyon seçmenine sesleniyorum. Sizler aynı mahallede yaşıyorsunuz. Sizler
aynı otobüste, aynı trende yolculuk yapıyorsunuz. Sizler aynı pazardan alışveriş yapıp aynı iş yerinde birlikte çalışıyorsunuz. Hatta aynı evde yaşıyorsunuz. Evlatlarınız vatani görevlerini yapmak için aynı birliklere aynı anda teslim oluyorlar. Aynı yolları gözlüyorsunuz, aynı acılar için gözyaşı döküyorsunuz, aynı sevinçler için gülümsüyorsunuz. Aynı devlete vergi veriyorsunuz. Birbirinize sevgi ve hoşgörü penceresinden bakmaya devam edin. Onların girdiği karanlığa biz asla girmeyeceğiz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmaya devam edeceğiz. Siyasetin sizin aranıza girmesine izin vermeyeceğiz. Allah oy veren kardeşlerimizden de, oy vermeyen kardeşlerimizden de bin kere razı olsun. Değerli milletvekilleri, bir de değişmeyen gündemimiz var tabii ki. Ekonomik kriz. Hayat pahalılığı, geçim darlığı milletimizin canını yakmaya devam ediyor. Türkiye ekonomide hızla 2002 seviyesine döndü. Anlaşılan o ki iktidar başladığı noktada bırakmaya karar verdi. Türkiye'yi uçuracağım dedi, el hak uçurdu da. Ama nerede uçurdu? Uçurumdan aşağı uçurdu. 2023 dedi, 2053 dedi, hızını alamayıp 2071 dedi. Ama geldiğimiz yer 2002 oldu. Gençlerin diliyle söylersek, hayaller 2071, gerçekler 2002. Üstelik bu daha başlangıç. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 çok daha ağır geçecek. Kemer sıkmayla yetinmeyecekler. Milletin boğazını sıkacaklar. Doğalgaz ve elektrik zamları yetmedi. Şimdi de trafik cezaları ile bütçe tutturmaya çalışıyorlar. Her eve, her iş yerine trafik cezası yağıyor. Tekerin dönüyor diye ceza yazmaya başladılar. Senin her icraatın ayrı bir ceza kardeş. Yani her bir icraatın bu millete bir ceza, bir zulüm. Köprüden geçen ceza yemiş kadar oluyor, geçmeyenler ayrıca ceza ödüyor. Millete ödettiğin cezalar yetmedi mi? İlla ceza keseceksen emniyet şeritlerini babasının malı gibi kullanan kodamanlarına kes. Şehirdeki yaşamı durduran 150 araçlık konvoyuna kes. Yeter, düşün milletin yakasından. Yetti artık, yeter artık, düşün milletin yakasından. Aziz milletim, evdeki hesap çarşıya uymayınca Sayın Erdoğan müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıp duruyor. Durmadan konuşuyor ama sadece hatıralarını anlatıyor. Fi tarihinden örnekler veriyor. Bırak eskileri kardeşim. Millet onlardan hesap sordu. Zaten hesap sordu. Senden de soracak. Sen önce bugünün hesabını ver. Dönüp dönüp 10 yıl önce yaptıklarını anlatıyorsun. Bugüne gel artık. Dün ne yaptıysan yaptın. Karşılığını da fazlasıyla aldın. Millet seni 16 yıl iktidarda tuttu. Milletin kararına boynumuz kıldan ince. Doğru bir çivi çaktıysan Allah razı olsun. Bozdukların, yıktıkların içinde Allah da, millet de hesabını sorsun.
Öyle şeyler anlatıyor ki sanırsın sütten çıkmış ak kaşık mübarek. Kardeşim, her işi iyi ve doğru yaptıysan ülkemiz, milletimiz niçin bu halde? Hiç yanlış yapmadıysan ekonomi niye yerlerde? Her şey güllük gülistanlıksa niye bugünü değil de dünü anlatıyorsun? Saraydan bakınca mutlu ve müreffeh mi görünüyor Türkiye? Çizdiğin toz pembe tabloya kendin inanıyorsan gerçekten sana yazık. İnanmayıp yalan konuşuyorsan bu millete yazık. Gerçekleri seçime kadar çarpıtıp zaman kazanmak istiyorsan millete yazık. Hakkı teslim edeyim. Gerçeği saptırmak konusunda kimse ellerine su dökemez. Bakın geçen cuma günü bütün dünyada uygulanan bir pazarlama tekniği Türkiye'de de uygulandı. Yurt dışındaki adı Kara Cuma. Bizde de şahane cuma dediler. Vatandaş 3-5 kuruş ucuza yaptı alışverişini. Ama ne dediler biliyor musunuz? Bakın vatandaş alışverişe koştu. Demek her şey yolunda. Hayır kardeşim, millet keyfi yerinde olduğu için değil, ihtiyacını 3-5 kuruş ucuza alabilmek için alışverişe çıktı. İndirime koşan milletten zenginlik üretmeye çalışıyorlar. Aziz milletim, sen gerçeğin ta kendisini yaşıyorsun. Onlarsa gerçeği perdelemek için borazan medyayla el ele vermiş, bahane uydurmaya devam ediyor. Biz beceremedik diyemiyorlar. Dış güçtü, üst akıldı, papazdı, tek bildikleri bu. Papazı özel uçakla yolcu etti. Merkel'le, Macron'la, Putin'le sorunu yok. Trump'a sevgili dostum diyor. Ama enflasyon düşmüyor. Enflasyonu düşüremiyor. Vatandaşın pazar torbası dolmuyor. Ne yapacak? Bu sefer yeni bir lobi icat etti. Soğan lobisi. Soğan lobisi. Meğer memleketi kasıp kavuran, mutfaklara ateş düşüren bu soğan lobisiymiş. Ya soğan lobisi. Sanki mazota, gübreye, zirai ilaçlara o zamları yapan kendisi değilmiş gibi soğanı terör örgütü ilan etti. İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılırmış. 80 milyon bu zırvalarla dalga geçiyor şu anda. Borazan medyanın attığı manşete bakın. Mardin'de bir depoda 30 ton soğan ele geçirildi. Peki ne yapacaktı Mardinli kardeşim? 30 ton soğanı getirip tezgaha mı koyacaktı? Tarlada bırakıp üstüne kar mı yağdıracaktı? Türkiye'nin ekonomisi bir kamyon soğanla mı yerle bir oluyor? Enflasyonu bir kamyon soğan mı uçuruyor? Nohutun kilosu 15 lirayı buldu muhterem. Kuru fasulye 20 lirayı geçti. Yarın onlara da mı baskın yapacaksın? Domates uçmuş gitmiş. Yarın seraları da mı basacaksın? Yapar vallahi. Sera sahipleri dikkatli olun. Bir anda polisi, zabıtayı tepenizde bulabilirsiniz. Ülkede enflasyonun sorumlusu bakkallar, fırıncılar, pazarlar ve pazarcılar ve şimdi de çiftçilermiş meğer. Milleti buna inandırmaya çalışıyorlar. Ama ne diyor Ziya Paşa? En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?
Milletimiz enflasyondan pazarcı ve soğan yetiştiricisinin sorumlu olduğuna inanacak mı sanıyorsun? Fırsatçılara göz açtırmayacakmış. En büyük fırsatçı dövizi bahane edip elektriğe, doğalgaza %50 zam yapan iktidardır iktidar. Her kim ki millete kuruş vermezken 60 milyarlık maaşına %26 zam yapıyorsa en büyük fırsatçı odur. Stokçuluk yaptırmayacakmış. Ey adam haklı. Şimdi stok erbabı olunca para saklıyor para. Ütü. Dolayısıyla stokçuya, bu stokçu kim? Gariban soğancı. Göz açtırmayacakmış. Rekabeti sevmiyor. Rekabeti sevmiyor. Şimdi burada söylüyorum. En büyük stokçu 13 tane uçağı, 300 tane lüks aracı olan saray mukimidir. Vesileyle şuraya yazıyorum. Depoda stok arayacağınıza yandaş tüccarları inceleyin. Sizin izninizden gittikleri için stokçuluğu da kesinlikle onlar yapıyor. Aziz milletim, stokçuluk enflasyonun sebebi değil, sonucudur. Enflasyonun olduğu yerde stokçuluk olur. Dolayısıyla bir ülkede stokçu varsa sebebi o ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğidir. Sen ülkeyi düze çıkart da fiyat istikrarı sağla, kimse stokçuluk yapamaz. Ama ekonomiyi düzeltmezsen, üretimi arttırmazsan, israftan vazgeçmezsen, her sabah saraydan fiyat listesi açıklasan ve yayınlasan bile bu yangını söndüremezsin. Dünyanın en akıllı insanları siz misiniz? Baskınla, cezayla, sopayla hayat pahalılığını yok etmek mümkün mü? Polisle, zabıtayla fiyatlar düşecek olsaydı dünyada aç, yoksul kimse kalır mıydı? Alemin tek akıllısı siz misiniz? Damatlarını fırıncının, çiftçinin, pazarcının üzerine salmak başkalarının aklına gelmiyor mu? Sanayiyi bitirdin. Tarımı sıfırladın, hayvancılığı öldürdün, sattın, savdın, betona yatırdın. Dışarıdan borç alıp betona yatırdın. Bir şey ürettiğin yok, her şeyi dışarıdan alıyorsun. Kağıt ithal, ilaç ithal, saman ithal, inek ithal. Saman ithal, inek ithal. Böyle bir şey olabilir mi? Suriye'den pamuk ithal ediyorsunuz kardeşim. Ülkeyi uçuruma sürüklemişsin, faturayı da gariban vatandaşa keseceksin öyle mi? Geçti o günler, geçti o günler. Senin karşında demo muhalefet yok. Suya götürüp susuz getirdiğin siyaset acemileri yok karşında. Konfor düşkünü muhalefet yok karşında. Eyt dediğinde susan yüreksizler yok karşında. İçeriden
dışarıdan ve kirli odaklardan talimat alan iliştirilmiş muhalefet yok karşında. Açığını bulup tehditle diz çöktüreceğin muhalefet yok karşında. Karşında bir cesurlar ordusu var. Karşında bir cesurlar ordusu var. Karşında pırıl pırıl bir kadro var. Türkiye'yi en iyi şekilde yönetecek bir kadro var. Millet artık yalnız değil. Millet kimseye mecbur değil. Bu çürümüş düzenin gerçek bir alternatifi var. Artık İyi Parti var. Aziz milletim, şimdiye kadar kime, niçin oy vermiş olursan ol, bugün yeter artık diyorsan gel İyi Parti'ye. Yetti artık diyorsan gel İyi Parti'ye. İyi Parti senin için var. Kalkınma için var. Adalet için var. İyi Parti huzur için var. Milletimiz mutlu olacak. Devletimiz güçlü olacak. Türkiye iyi olacak. Sadece İyi Partililer için değil, herkes için iyi olacak. AK Partili kardeşim için de iyi olacak. MHP'li kardeşim için de iyi olacak. CHP'li kardeşim için de iyi olacak. Demokrat Partili ve Saadet Partili kardeşlerim için de iyi olacak. Derdimiz bu. Davamız bu. Hedefimiz bu. Biz niye varız? Çünkü sizden daha iyi yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'yi çok daha iyi şekilde yönetebileceğimizi biliyoruz. Neden mi? Aramızda çok fark vardı ondan. Bakın şimdi tek tek sayacağım. Siz de hak vereceksiniz. Bizim terör örgütlerini tanımamız 15 yıl sürmüyor. Sizin bir havalimanı yaptığınız paraya biz iki tane yapabiliyoruz. Sizin bir köprü yaptığınız paraya biz üç tanesini yapabiliyoruz. Sizin aksinize sadece yol ve köprüyle medeniyet olmadığını da biliyoruz. Ekonominin üretim ve istihdamla büyüyeceğini biliyoruz. Siz haram katmadan iş yapamıyorsunuz. Bunlar adil bir ihade yapsalar var ya, ateşleri çıkar, titremeye başlayıp komaya girerler ha. Hiç yapmadılar bugüne kadar. Adil ihale nedir? Hakkında sıfır bilgileri var. Biz ise haram katılmış aş bile yemiyoruz. Bitmedi. Daha çok var. Siz yandaşın cebini doldurma peşindesiniz. Bizim derdimiz milletin cebini doldurmak. Siz 300 odadan aşağı, sizi 300 odadan aşağısı kurtarmıyor. Bize ise bir salon, iki oda yetiyor. Siz 500 milyon dolarlık uçağa biniyorsunuz. Biz tarifeli uçuyoruz. Sizin bir uçuşunuz 600 bin lira tutuyor. Bizimki ayıp olacak ama 200 lira. Biz Suriyelilere maaş bağlayıp vatandaşlık verenlere hayır diyoruz. Biz huzur içinde ülkelerine dönüş bileti veriyoruz. 3600 ek göstergede, emeklilikte yaşa takılanlarda şark ettiniz gördük. Sizin sözünüz suya yazılıyor, bizim sözümüz kayaya kazınıyor. Siz damatlarınıza bakanlık, maliye, hazine hediye ediyorsunuz. Bizimkiler yandı. Biz en fazla bir tane altın takıyoruz. Siz Yunan ayranı fesli delilere geçmiş olsuna gidiyorsunuz. Biz
Gazi Mehmetçi'ye geçmiş olsuna gidiyoruz. Ama en büyük farkımız da şu. Sizin bekasını düşündüğünüz 10 yandaşınız var. Bizim 81 milyon vatandaşımız var. İşte bu yüzden sizden sonra bizimle Türkiye iyi olacak diyoruz. Hani bir şarkı söylüyordun? Beraber yürüdük biz bu yollarda diye. O şarkıyı sen bitirdin. Yeni bir türkü var şimdi söylenen. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aziz milletim, ekonomiden bahsederken Damat Bey'i anmamak olmaz zaten. Dünya ekonomimizi kıskanıyor dedi. Ya öyle dedi. Ekonomimiz şaha kalktı dedi. Şimdi de kasa ağzına kadar doldu diyor. Cari fazla da rekor kırdık diyerek ekonomik krizin sonuçlarıyla övünüyor. Damat Bey, nerede yaşıyorsun? Hangi ülkeden bahsediyorsun bilmiyoruz. Ama bahsettiğin yer Türkiye değil, bunu biliyoruz. Damadın ekonomi yönetimi de acemi, pazarlama becerisi de acemi. Borazan medyaya manşet vermek için konuşuyor, o söylüyor, Borazan medya inanıyor. Borazan medya söylüyor, o inanıyor, geçinip gidiyorlar. Buradan sesleniyorum. Damat Bey, bu hayallerle her neredeysen konum at da o hayal ülkesini biz de görelim. Aziz milletim, memleketin durumunu Sayın Erdoğan da gayet iyi farkında. Seçimde başına geleceklerin de farkında. Bakın, bir ay önce herkes kendi yoluna diye racon kesti, ittifakı bitirdi. Dış güçler masalıyla millete avuttu. Ama kazın ayağı öyle değil. Önüne giden anketler gösteriyor ki koltuk sallanıyor. Baktı ki hesaptan kaçış yok, tekrar ittifak dedi. Yenilenen ittifakın adı da yenilendi. Bu seferkinin adı Korku İttifakı. İktidar milletten korkuyor. İyi Parti'den korkuyor. Şu İyi Parti olmasaydı siyaseti ne güzel tanzim ederdim diye düşünüyor. Kamplaştırma siyaseti ve kontrollü muhalefetle yine netice alacaktı. Ama İyi Parti geldi ve milletle beraber bu oyunu bozdu. Bir ay içinde U dönüşü yapmasının, geri adım atmasının sebebi tabii ki İyi Parti. Türk siyasetinde bir süredir ittifak ve işbirlikleri zorunlu hale gelmiş gibi görünüyor. Kim kiminle ittifak kurarsa kursun, onları bağlar, biz elbette saygı duyarız. Ancak bizi asılsız ve ahlaksız ithamlarla muhatap etmeye kalkanlara da sessiz kalamam. O yüzden ağzından çıkanı kulağa duymayanlara sesleniyorum. Sizin ittifakınız Türk milletinin değil, andımıza karşı olanların ittifakıdır. Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıranların ittifakıdır. Ha burada teröristleri davul zurnayla karşılayanların ittifakıdır. Megri megriyle ağlayanların ittifakıdır. Peşmergeye lahmacun ısmarlayanların ittifakıdır. FETÖ adına para basanların ittifakıdır. Cumhuriyete sayıp sövenlerin ittifakıdır.
mukaddesatımızı yaralayanların ittifakıdır. Laftan anlamıyorsunuz ya. Kim kiminle neredeymiş? Bakın fotoğrafları görün. Belki o zaman anlarsınız. Dolmabahçe, Dolmabahçe üstündeki de. Aziz milletim, biliyorsunuz mecliste Red İttifakı var. Milletin yararına olacak her teklifimizi birlikte reddediyorlar. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkaralım dedik, reddettiler. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderelim dedik, reddettiler. Öğretmene, polise, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verelim dedik, reddettiler. Asgari ücretten vergiyi kaldıralım, milyonlar nefes alsın dedik, reddettiler. Mecliste red cephesi kuranları, aziz milletimiz de elbette sandıkta reddedecek. Millete meydan okuyanların akıbeti bellidir. Milleti tanımayanları bu aziz millet hiçbir zaman tanımaz. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım. Seçimde hesap verme korkusu iktidarın aklını başından almış gibi. Sayıştay bunların yolsuzluklarını, hırsızlıklarını ortaya çıkarıyor. Bunlar da biz sadece hırsız değil, aynı zamanda arsızız der gibi dürüst, namuslu, ahlaklı bürokratları görevden alıyorlar. Daha daire başkanını görevden almışlardı. Birkaç gün önce de İstanbul'daki belediyeleri denetleyen grup başkanını görevden aldılar. Hoca Nasrettin'in hikayesindeki gibi. Hani oğlu diyor ya, baba hırsız tuttum. Getir oğlum, gelmiyor. Bırak oğlum, gitmiyor. Bunlar gitmemekle kalmayıp üstüne bir de ev sahibine ceza kesiyorlar. Sayıştay'ın raporları Beytülmal'e ihaneti gözler önüne seriyor. Ağızlarından, burunlarından, kulaklarından haram fışkırıyor. Devletin malı deyip, deniz deyip yemişler. Bizim yolsuzluğumuzu nasıl ortaya çıkarırsın diyerek memleketin namuslu evlatlarını görevden alıyorlar. Allah'tan korkmayanların, kuldan utanmayanların peşinden gidilmez. Yüzleri kızarmayanların, pişkinlikte sınır çığır açanların, sınır tanımayanların peşinden gidilmez. Sayın Erdoğan, bakın bütün bunlar sizin hanenize yazılıyor. Bu vebali nasıl taşıyacaksın? Aziz milletim, içerideki işler karışık da dışarısı iyi mi sanki? Buyurun, başımıza yeni bir iş daha çıktı. Geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar aldı. Öncelikle şunu belirteyim. İYİ Parti'nin HDP ve benzerleriyle ilgili tavrı ve duruşu gayet nettir. Terör örgütünün sözcülüğünü yapanların gölgesinin bile düştüğü yerde İYİ Parti'nin işi olamaz. İktidarın başı ahim kararı üzerinden esip gürlüyor ama ahim kararıyla ilgili olarak yapılması gereken şey bellidir. Türk yargısı davayı bir an önce karara bağlar ve Türk milleti adına vereceği cezayı açıklar ve bu konuda kapanır gider. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, bizi bağlamaz demeniz ise yeni bir papaz davasıdır. Bakın bunlar kavga ediyormuş gibi yapıyor ama kapı arkasında başka bir iş dönüyor. AK Parti'den bir heyeti Almanya'ya gönderdiler. Niçin? Federasyon modelini incelesinler diye. Heyet açıkladı. Federal sistemle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk.
Program çok verimli geçti dediler. Bunlar bir yandan yeni açılım masaları kurmanın işaretini veriyor, bir yandan da millete nutuk atıyor. Öte yanda yine Oslo'da akil adamlar toplanmış, mutlu mutlu resim veriyor. Bir bakan çıkıp 81 ile ayrı anayasa hazırlıyoruz açıklamasını yapabiliyor. Federasyon hevesiyle devleti hendeğe sürüklemişlerdi. İçlerinde ukde kalmış ki tekrar deniyorlar. Şöyle olur, böyle olur diye lafı uzatmayacağım. Erdoğan'ın federasyon arayışı ile ilgili söyleyeceğim şudur. Yap da görelim. Yap da görelim. Hele bir niyetlen de görelim. Hele bir niyetlen de görelim. Aziz milletim, ne yaptıysak bunları Türkçülükle, Türklükle ve milliyetçilikle barıştıramadık. Dönüp dönüp devletimize ve tarihimize saldırıyorlar. Her fırsatta kin ve öfke kusuyorlar. İçlerinde ne varsa dışlarına da o sızıyor. Bunların yönettiği Türk Dil Kurumu tarih terimleri sözlüğünde başbuğ için devlete karşı ayaklananların başı diye yazdı. Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti tarafından dile getirilmesine rağmen halen o tanımı değiştirmediler. Adeta Türk milliyetçilerine meydan okuyorlar. Buradan uyarıyorum. O alçak tanımı derhal kaldırın. Din ve devlet için canlarını, kanlarını sebil eden Türk milliyetçilerine devlet düşmanı demek sizin de Erdoğan'ın da boyunu aşar aşar. Türk Dil Kurumu Erdoğan'ın ağzıyla kelimelere anlam verecekse önce fakirin tanımını değiştirsin. Fakirin karşılığını şöyle yazsınlar. 1100 odalı sarayda oturan, 3 katrilyonluk uçağa binen, 60 milyarlık maaş yetmeyen kişiye ülkemizde fakir denir. Aziz milletim, Türklükle sorunu bitmek bilmeyen iktidar bir Türk devletinin başında olduğunu unutuyor. Türk ve Türkiye dair ne varsa ilgisiz. Son dönem örneklerini sıkça yaşıyoruz. Mesela Türkmen kardeşlerimizin Irak yönetiminde yer almaları engellenmek isteniyor. Ama bu hayati konu maalesef Erdoğan'ın ilgi alanına girmiyor. Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur Türk'ü zulüm görürken de sesi çıkmıyor. Irak'taki Türkmenlerle ilgili de sesi çıkmıyor. Onun aklı fikri Suriyelilere vatandaşlık vermekte. Bunların dış politikadaki millilikten uzak adımları Doğu Akdeniz'de de hükümranlık haklarımızın ihlaline yol açıyor. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'le ilgili geçen hafta bir açıklama yapmıştık biliyorsunuz. Sahipleri çok rahatsız olmuş. İngiliz Guardian gazetesi üzerinden devreye girdiler. Gazete Ayşe tatile çıkacak çözüm üzerinden Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalcilikle suçlayan bir başlık attı. İngiliz gazetesine ve sözcülüğünü yaptıklarının tamamına tekrar hatırlatıyorum. Bu iktidarın basiretsizliği kimseyi heveslendirmesin. Gerekirse Ayşe yeniden tatile çıkacak ve Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Aziz milletim, manzara pek parlak değil ama ümitsizliğe gerek yok. Kul daralmayınca Hızır yetişmez demiş ecdadımız. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. Yerine geliyoruz yerine. Yerine geliyoruz. İyi Parti'yi kurdu. İyi Parti göreve hazır. İyi Parti belediyeleri
devralmaya hazır. İyi Parti önce millet diyor. İyi Parti önce Türkiye diyor. İyi Parti hep Türkiye, her zaman Türkiye diyor. Bugünümüz de, yarınımız da Türkiye. Andığımız da, sevdamız da Türkiye. Namımız da, şanımız da Türkiye. Andığımız da Türkiye. Beş vakit duamız da Türkiye. Bıkmadılar, usanmadılar. Her yanından çekiştiriyorlar ülkemizi. Ama bu karanlığa aldanmayın. Güneş yine doğacak. İyi insanlar, cesur insanlar her defasında sahneye çıktı. 1918'de yazılan söz 2018'de yankılanacak. Başka bir aşk istemez. Aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, dinsin gözyaşların. Yetiştik çünkü biz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. İyi haftalar diliyorum.